Çamaşır makinesini de çalıştırdım. Başka? Girişi de bir sil süpür. Tamam. Neye bakıyorsun sen öyle? Sait gizli gizli kiminle konuşuyor acaba? Cemile, ayıp kızım. Ona buna uyma sen. Allah Allah. Konuşmak için dışarıya çıktı. Belki kız arkadaşı vardır. Onunla konuşuyordur. Yani genç adam vardır bir mutlaka. Yahu vardır veya yoktur. Size ne? Şimdi de bu çıktı. Tövbe tövbe. İşinize bakın siz. Allah Allah. İşinize bakın. Söylediğiniz gibi şehir dışındaki evle ilgili biraz araştırma yaptım. Evdekilerin o evin varlığından haberi yok galiba. Aşağıdakiler kesin bilmiyor. Küçük oğlanı da yokladım bir, bizim öyle bir evimiz yok dedi. Behlül herkesten gizlemiş öyleyse. Herhalde. Bihter hanımefendi biliyor ama. Adnan Bey'in de haberi vardır belki. Bilemiyorum şimdi. Ya yoksa? Sadece Bihter Hanım'ın bilmesi ilginç değil mi? Eğer öyleyse ortalık epey hareketlenecek demektir. Sen biraz da bunun üzerine git bakalım. Baş üstüne. Çok dikkatli ol. Bir açık verme. Merak etmeyin efendim. Hadi bakalım. Bir şey öğrenirsen ara yine. Baş üstüne efendim. Teşekkürler. Adnan Bey geldi mi? Evet efendim. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti toplantı? Gayet güzel. Şu notları bırakayım ben size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Nihat. Hilmi Bey'den yeni bir haber var mı? Bildiğinizin dışında bir şey yok. Durum aynen devam ediyor. Bir şey mi oldu? Hayır. Olur mu diye endişeleniyorum. Derneğin balosundan haberdardır herhalde. O da mı davetli? Tabii ki hayır. Ama bir sürpriz yapar mı diye tedirginim açıkçası. Hilmi Önal böyle etkinlikleri kaçırmaz. Gerçi güvenlik şirketiyle konuşuldu. Kapıdaki görevliler uyarıldı. Kesinlikle içeri alınmayacak ama dışarıda bir tatsızlık yaşansın istemiyorum. Bütün basın orada olacak. Bu fırsatı değerlendirmesine izin vermemek lazım. Haklısınız. Ben de avukatını uyarırım. Teşekkür ederim. Ne hale düşürüyor beni. Uyarmak zorundaydım. En iyisini yaptı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.